Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda sindirme yardımcı organlardan ve besinlerin sindirilmesinden bahsedeceğiz. Yani aslında sindirim sistemimizi bu videoda bitireceğiz. Videoları zaten hazır slayt üzerinden anlattığım için hani biraz daha anlatması kolay oluyor benim için. Yazmakla uğraşmıyoruz. Geçen sene 200 küsür videoda bitirmiştik biz videolarımızı. Bu sene hesaplarıma göre 80 video falan olacak. Zaten e, şu an 51 video yükledim ben, bu 52. video olacak. Dolayısıyla hani bir 80 video falan olacak arkadaşlar. Video sayısını soranlar için de bilgi vermiş olayım. PDF'leri her videonun altına e, açıklama kısmına yüklüyorum. Linkini bırakıyorum, oradan alabilirsiniz. En son yine hepsini toplu bir şekilde de verebilirim. Tabi konu konu ayırdığım için direkt toplu çıkaramazsınız ama konu konu hepsini teker teker çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Normalde videolarda daha önceki videolarda söylemiştim hani çok fazla görsel kullanacağım diye özellikle sınıflandırmada zaten kullandım. Ama bu tür konularda sadece gerekli olanlarını kullanmaya çalışıyorum resim olarak. Çünkü hani sizler de çıkartıyorsunuz bunları pdf çıktısını alıyorsunuz. Hani çok fazla tutmasın diye e, ee, maliyeti çok olmasın diye o yüzden resimlerini sadece gerekli olan resimleri koyuyorum çok fazla resim koymuyorum arkadaşlar o yüzden de bilginiz olsun evet başlayalım sindirme yardımcı organlar ne demiştik tükrük bezleri demiştik karaciğer safra kesesi ve Pankreas demiştik. Tükrük bezlerinden zaten ağızı anlatırken bahsettik. Ne işe yarıyordu? İçerisindeki bezler sayesinde tükrük salgısını üretiyor. Ağız boşluğuna veriyor. Ve arkadaşlar içerisinde bulunan amilaz sayesinde de nişastanın glikojenin sindirimini, kimyasal sindirimini sağlıyordu. Gelelim karaciğer. Şimdi karaciğerin sindirimin yanı sıra diğer özelliklerini diğer görevlerine göreceğiz. Bu görevleri Campbell'da bahsetmemiş. Yani ben şu an bütün PDF'leri hazırlamayı bitirdim acaba sonraki konulardan bahsedecek diye baktım ama bahsetmemiş. Ben o yüzden geçen seneki notlardan ekleme yaptım buranın üstüne. Sindirime yardımcı organlar diye bir organ anlatmamış sadece öyle üstünden üstün körü geçmiş arkadaşlar Campbell'da. O yüzden ben biraz daha burada detay verdim size. Şimdi karaciğere baktığımızda karaciğer sindirim için ne işe yarıyor? Arkadaşlar yağların ve diğer lipitlerin sindirimi ince bağırsakta başlıyor. Daha önce söylemiştik. Şimdi yağların sindirilebilmesi için safra dediğimiz bir sıvıya ihtiyacımız var. Bu safra sıvısı içerisinde enzim bulundurmayan bir sıvıdır. Lipitlerin mekanik olarak sindiriminde bakın kimyasal sindirim değil fiziksel sindirim mekanik sindirim yani küçük parçalara ayırıyor. Mekanik sindiriminde ve emiliminde görevlidir. İçerisinde de safra tuzları vardır arkadaşlar. Safra karaciğerde üretilir. Safra kesesinde depolanır arkadaşlar. Ve gerekli olduğu zaman da buradan vater e, kabarcığına gönderilir. Bu vater kabarcığı bağlantılarını falan da birazdan anlatacağım size. Şimdi karaciğer safra üretirken ne yapıyor biliyor musunuz? Hem... Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirme gibi bir özelliği var ya karaciğerin bu özelliğini de kullanarak Parçalanmış olan al yuvarlardan çıkan bilirubini Bu safranın içerisine de katıyor arkadaşlar böyle safraya yeşilimsi bir renk veriyor Bu yeşilimsi renk bilirubinden kaynaklanan bir olaydır Ve hem bilirubini uzaklaştırmış oluyor al yuvarlardan çıkan bu maddeyi uzaklaştırmış oluyor Hem de arkadaşlar eee Zehiri yani bilirubin aslında bir nevi hani atık bir maddedir. Fazla biriktiği zaman zehire zehirlenmeye sebep olabilir. Dolayısıyla hem de bunu uzaklaştırmış oluyor. Ayrıca bilirubin de e, safra sıvısının içerisinde bulunarak ince bağırsağın nötralize olmasını sağlıyor. Yani pH'ını ayarlıyor. Dolayısıyla ne yapıyor bir karaciğer? Bunu zehirli bir maddeyi aslında hem zehirsiz hale getiriyor hem vücuttan uzaklaştırıyor hem de onun güzel bir özelliğini yani nötrleştirme özelliğini ortaya çıkarmış oluyor. O yüzden karaciğer gerçekten çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Gelelim karaciğerin diğer özelliklerine, diğer görevleri nelerdir? Arkadaşlar albümin, heparin, protrombin, fibrinojen gibi kan proteinlerini üretiyor. Kupfer hücreleriyle al yuvarları parçalıyor. Şu kupfer hücreleri önemlidir sorulabilir. E, retikula endotel hücreleriyle yine al yuvar üretiyor. Şimdi bizler embriyonik dönemdeyken al yuvarlarımızın büyük bir kısmını dalak ve karaciğer üretir. Sonrasında kırmızı kemik iliğinin daha iyi bir şekilde gelişmesiyle bunun büyük çoğunluğun %90 kadarın arkadaşlar kırmızı kemik iliği üretmeye başlıyor. Tabi karaciğerimiz de yine üretmeye az miktarda da olsa devam ediyor. Yine provitamin A'yı A vitaminine çeviriyor. Adek ve B12 vitaminlerini ve bazı mineralleri işte demir gibi bazı mineralleri depo ediyor. Amonyağı üreye çeviriyor arkadaşlar. Bu boşaltım sisteminde önemlidir. Değineceğiz orada. Esansiyel olmayan amino asitleri sentezler. Şimdi amino asit sentezler derken aklınıza hani e, işte karb fotosentez gibi bir olay gelmesin. Fotosentezde karbondioksit ve su birleştiriliyordu. Glikoz üretiliyordu veya amino asit veya yağ asit üretiliyordu şimdi burada öyle bir durum yok ne yapıyor mesela elinde bir madde var bu maddeyi amino asit'e çeviriyor mesela glikoz var glikoza işte amino grubu katıp ne yapıyor amino asit'e çeviriyor bu şekilde bir çevirme olayı var sentezler derken inorganik maddeden organik madde sentezleme gibi bir durum yok zaten öyle bir durum olsaydı bizler de üretici canlılar arasına alınırdık böyle bir durum yok sadece dönüştürme olayı vardır Zehirli olan hidrojen peroksit arkadaşlar hidrojen peroksit H2O2 hidrojen peroksiti parçalıyor yine alkolü zararsız hale getiriyor. H2O2 yani hidrojen peroksiti zararsız hale getiren de nedir? Katalaz enzimidir. İlaçların zehirli etkisini yine giderir. Fazla glikozlu glikojen halinde depo eder. Protein ve karbonhidratları yağa çevirir Özellikle bakın bu çok önemlidir Fazla miktarda protein Fazla miktarda karbonhidrat Tükettiğimiz zamanlarda Vücudumuzun ihtiyacından fazla tükettiğimiz zamanlarda Karaciğer Glikojen depolarını doldurmuşsa Eğer ne yapıyor bu sefer Fazla olan karbonhidrat ve proteinleri Yağa çevirmeye başlıyor Ve bu e, Depolanan hani bu çevrilen yağ molekülleri de yağ hücrelerinde depo edilir. Bu yağ hücreleri de arkadaşlar bizim organlarımızın etrafını sarmaya başlar. Mesela öncelikle karın bölgesinden, bağırsakların etrafından başlıyor. Daha sonra kendi etrafı, daha sonra kalbin etrafı gibi böyle iç organlarda yağlanmaya kadar gidebiliyor. O yüzden de bizim çok çok dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten obezite olan kişilerde bu tür e, iç organların yağlanması görülebiliyor. Gelelim diğer özelliklerine. Vücut sıcaklığı ve kan basıncını düzenliyor arkadaşlar. Vücutta cinsel hormonların fazlasını yok ediyor. Östrojen, progesteron, testosteron gibi e, hormonların fazlasını yok ediyor. Kandaki şeker miktarını düzenliyor. Bunda hormonal sisteme geldiğimiz zaman glukago, glukagon ve insülin hormonu sayesinde kan şekerini düzenler arkadaşlar karaciğer. Şimdi gelelim bir tane bizim önemli bir notumuz var burada. Eğer safra taşları birazdan koledok kanalını göstereceğim size. Koledok kanalını tıkarsa arkadaşlar safra ince bağırsağı dökülemiyor. Dökülemediği için geri emilerek kana karışıyor. Bu durumda da böyle vücudumuzda sarı özellikler, özellikle göz böyle retinanın hani göz retina demem pardon, korneanın Gözümüzün o beyaz kısmı var ya beyaz kısmında arkadaşlar böyle sarılık görülebiliyor. Biz buna fizyolojik sarılık diyoruz. Ee, önemli bir hastalıktır tabii ki. Evet şimdi bakın bunların bağlantı noktalarını anlatmak istiyorum size. Arkadaşlar karaciğerin ve safra kesesinin ince bağırsağa bağlandığı yerde bakın şurada şu kanalın devamıdır şurada. Biz bu kanala koledok kanalı diyoruz. Bakın karaciğer koledok. İkisi de K harfi ile başlıyor. Pankreastan gelen pankreastan gelen pankreas öz suyu ise virsunk kanalıyla ince bağırsağa dökülür. İnce bağırsağa bu maddelerin döküldüğü yere de biz ne diyoruz? Vater kabarcığı diyoruz. Her iki damarın her iki kanalında damar demeyelim. Her iki kanalında bağlandığı kısım arkadaşlar bu vater kabarcığı dediğimiz kısımdır. Önemlidir bakın karaciğer Koledok kanalı ikisi de K harfiyle başlıyor. Pankreas Virsung kanalıyla bağlanır tamam mı? Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Karaciğerin ve safra kesesinin bağlandığı kanal Koledok kanalı. E, pankreasın bağlandığı kanal da Virsung kanalıdır. Gelelim safra kesesine ve safra sıvısına. E, birazcık bahsettik ama yine de söyleyelim. Arkadaşlar safra kesesi ne yapıyor? Bakın safra kesesi safrayı üretmiyor. Sadece depoluyor. Büyük yağ damlacıklarını küçük yağ damlacıklarına çeviriyor bu safra sıvısı. Özellikle bir de yağ asidi, gliserol, adek vitaminlerinin emilimini de kolaylaştırılıyor. Birazdan emilim olayını da anlatacağım size. Bir de kanda bulunan yıkım ürünlerinin atılmasını sağlıyor. Az önce söyledik ya bilirubin mesela alüvarın parçalanmasıyla oluşan bilirubin. Yine kolesterolün fazlası yine safra sıvısı sayesinde dışarı atılır. Safranın içinde ne var peki? Safra tuzu var. Kolesterol var, yağ asitleri, bilirubin, safraya rengini veren lesitin dediğimiz bir fosfolipit vardır arkadaşlar. Lesitin dediğimiz bir fosfolipit ve su vardır tabii ki içerisinde. Özellikle bu safra tuzları yağların mekanik sindirimini sağlıyor. İçerisinde enzim yoktur bakın enzim yok tamam mı bunu unutmayın. Sadece mekanik sindirim sağlar enzim yoktur arkadaşlar. E, mideden gelen yine asidik kimosu nötralize eder. Biraz önce söylemiştik. Enzim bulunmaz dedik. Antiseptik özelliğe sahiptir. Ne demek antiseptik özellik? Mikroplara karşı korur. Mesela bağırsağa döküldü ya bu safra sıvısı. Bağırsakta bundan zararlı mikroplar varsa ya bu mikropları ne yapıyor? Öldürüyor, koruyor. Peki safra kesesi hangi hormon tarafından uyarılıyordu? Kolesistokinin hormonu ile uyarılıyordu arkadaşlar. Birazdan da yine hormonları böyle tablo halinde göstereceğiz. Gelelim pankreasa. Şimdi pankreası biz hormonlarda da göreceğiz. Pankreas karma bir bezdir. Biz neden karma bez diyoruz? Çünkü hem hormon üreterek kana veriyor hem de enzim üreterek vücut boşluklarına gönderiyor. Bu tür bezlere biz karma bezler diyoruz arkadaşlar. Mesela ince bağırsak da bir karma bezdir. İnce bağırsak da mesela sekretin ve kolasistokin hormonlarını üreterek kana verir, e, enzim üreterek kendi boşluğuna bırakır. Dolayısıyla o da nedir? Bir karma bezdir. Bu şekilde bezlere karma bez diyoruz unutmayalım. Şimdi bu karın boşluğunda bulunuyor arkadaşlar. 15-20 cm uzunluğunda yaprak şeklinde. Zaten az önce de şekil olarak gördüğünüz Yaprağa benziyor. Karma bir bezdir dedik. Pankreas öz suyu ne yapıyor? İlk önce özelliği, mideden gelen asidik kimusu ince bağırsaktan nötralize eder. Bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? İçerisinde bulunan bir karbonat iyonları sayesinde, bir karbonat iyonları sayesinde bunu yapıyor. Böylece ne yapıyor? P e ince bağırsağın pH'ini 8, 85 kadar, hani o civarlara kadar çıkarmış oluyor. Normalde midenin asidi kaçtır? 2. Hani en iyi çalıştığı, midedeki enzimin, pepsin enziminin en iyi çalıştığı değer zaten pH 2'dir. Bunu bakın bu pH 2 sonuçta mideden geldiği için 2-3 değerlerinde gelecek. Bunu ne yapıyor? Ta 8-8,5'a kadar çıkarıyor. Yine kolesistokinin hormonu sayesinde pankreas enzimleri salgılanır. bir kanalı ile vater kabarcığına dökülür. Bakın sekretin hormonu enzimleri pardon bir karbonat iyonlarını salgılatıyor. Kolesistokinin hormonu da e, pankreas enzimlerinin salgılatılarak öz suyunun Wilson kanalıyla vater kabarcığına dökülmesini sağlıyor. Peki pankreas öz suyunda hangi enzimler var? Amilaz yine nişasta e, nişastayı etki eder. Hani sonuçta biz ağzımızda tamam nişasta parçalanıyor ama Nişastanın hepsi parçalanamıyor. Ben bir önceki videoda da söyledim. Çok fazla çiğnemiyoruz lokmaları. Çiğnesek de yetmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bir miktar yine amilaz enzimi gereklidir sindirimin tamamlanabilmesi için. Yine lipaz gelir yağları sindiren enzim, tripsinojen, kimotripsinojen. Bunlar da Proteinleri sindirir, nükleaz gelir, DNA ve RNA'yı sindirir, aminopeptidaz, karboksipeptidaz, bunlar da yine proteinleri sindiren enzimlerdir. Böylece sindirime yardımcı organları da bitirmiş olduk. Şu şekil lütfen aklınızda tutun arkadaşlar. Bu şekil e, çıkabilir sorularda ya da bu kanallar yine çıkabilir şekil olarak aklınızda tutarsanız daha iyi e, kalır. Gelelim sindirimin hormonal kontrolüne. Şimdi aralarda bahsettim hormonlardan ama burada bir de şöyle toplu şekilde görelim. Arkadaşlar, sindirimde görevli olan 4 tane hormon var. Bunlardan 2 tanesini, şey pardon, bir tanesini mide uyarıyor, geriye kalanların ince bağırsak e, salgılıyor. Gastrin hormonu mide tarafından salgılanır. Mideyi yine kendisini uyarır. Peki görevi nedir? Midenin çalışmasını sağlar. Yani mide ne yapıyor? Gastrin üretiyor kana veriyor. Daha sonra kan dolaşımını bu gastrin hormonu dolaşarak tekrardan mideye geliyor. Mideyi uyarıyor ve çalışmasını sağlıyor. Şöyle düşünmeyin hani gastrini salgıladı direkt boşluğa verir. Hani o şekilde çalışmasını sağlar diye düşünmeyin. Hormonlar kan yoluyla taşınır. Vücut boşluklarında bulunmaz. Gelelim sekretin hormonuna. Sekretin hormonu ince bağırsak tarafından üretilir ve iki tane ee, Organ uyarıyor arkadaşlar. Biri karaciğerdir, karaciğerden safra salgısını uyarıyor. Diğeri de pankreastır, pankreas'tan da bir karbonat iyonlarının üretilmesini sağlıyor arkadaşlar. Gelelim kolesistokin'in hormonuna. Bu da yine ince bağırsak tarafından salgılanır. İki tane organımız uyarır. Bu sefer de safra kesesiyle pankreas. Safra kesesini uyararak kasılmasını sağlar, safra sıvısının dökülmesini sağlıyor arkadaşlar pankreas uyararak da pankreas öz suyunun ince bağırsağa dökülmesini sağlıyor. Bir de son olarak entorogastrin. Şimdi bu da ince bağırsakta üretilip mideyi uyarıyor. Mideyi anlatırken de söylemiştim. Şimdi mide kendi içerisinde bulunan kimusu ince bağırsağa gönderdiği zaman artık çalışmasının bir durması lazım. Bunun için ince bağırsak entorogastrin hormonunu salgılıyor. Gönderiyor bunu mideye. Ee, kan dolaşımıyla tabi ki Daha sonra midenin çalışmasını ne yapıyor Durduruyor arkadaşlar Enterogastrin de bu yüzden önemli bir hormondur Evet böylece hormonları da gördük Bu hormonlar da önemlidir Özellikle şu ikisine dikkat edin Çok karıştırılır Bu ikisini mutlaka bilin arkadaşlar Bakın burada Gastrin hormonunun etkisini Yine göstermişiz Gastrin hormonu Midede üretiliyor Tekrardan mideye geliyor değil mi uyarıyor arkadaşlar. Pozitif bir bildirim vardır burada. Pozitif geri bildirim uyararak midenin çalışmasını sağlıyor. Daha sonra bakın burada yine sekretin ve kolesistokinin şurada KSK olarak gösterdiği kolesistokin hormonudur. Sekretin arkadaşlar kimi uyarır? Pankreası. Kolesistokinin de pankreası uyarır. Sekretin pankreası uyararak bir karbonat iyonlarını salgılatır. Kolesistokinin de enzimleri salgılatır. Daha sonra Vesun kanalıyla ince varsa dökülür. Kolesistokinin ayrıca nereyi uyarıyordu? Safra kesesini uyarıyordu arkadaşlar. Safra kesesini uyararak da buradan e, safra sıvısının dökülmesini sağlıyor. Yine sekretin hormonu burada göstermemiş. Sekretin hormonu ayrıca karaciğeri uyararak safra sıvısının da üretilmesini sağlıyor. Bakın eğer ki e, Diyelim ki kimus yağ bakımından zengin. Yani çok fazla yağlı bir besinle beslenmişiz. Yüksek miktarda sekretin hormonu ve kolesistokinin hormonu salgılanır. Mideyi etkiler arkadaşlar ve peristaltis dediğimiz midenin hareketlerini engeller. Yine mide özsünün salgılanmasını engelleyerek ne yapıyor? Sindirimi yavaşlatıyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla miktarda yağ yediğimiz zaman mecburen ince bağırsak bunun için uğraşması lazım. İnce bağırsağın uğraşacağı zamanda da midenin kendi içerisinde bulunan depo besinleri tutması lazım arkadaşlar. Bu yüzden de mideyi ne yapıyor? Negatif geri bildirim yaparak diyor ki mide sen bir diyor bana sana gelenleri diyor bana gönderme diyor. Çünkü ben artık yağları sindirmekle uğraşıyorum. Hani o yüzden yağlı besinler yediğimiz zaman sindirim oldukça uzun sürer unutmayın. Evet, şimdi geliyoruz besinlerin kimyasal sindirimine. Arkadaşlar, şimdi karbonhidrat diyeceğiz, protein diyeceğiz, yağ diyeceğiz. Hepsinin teker teker sindirimleri nasıl olduğunu göstereceğiz. Şunları da ben kendi elimle yazıp fotoğrafını çekip buraya yükledim. Normalde şuraya yazmak gerçekten bunları bu tür bir şey yazmak çok zor oluyor e, bilgisayardan yazmak, o yüzden dedim, elimle yazayım, en azından fotoğrafını koyayım diye. Şimdi karbonhidratların sindirimi ağızda başlıyor. ince bağırsakta tamamlanıyor. Arkadaşlar midede karbonhidrat sindirimi yok. Karbonhidratları sindiren enzim ise pityalin enzimidir. Tükürükte bulunan pityalin yani amilaz enzimi pişmiş nişastayı etki ederek ne yapıyor? Onu küçük parçalara ayırıyor. Daha sonra ince bağırsağa gidiyor. Mideden ince bağırsağa gider. Mideden de İnce bağırsağı geçtikten sonra pankreas öz suyunda bulunan enzimler, amilaz enzimi, diğer enzimler geliyorlar. Pankreatik amilaz yine ne yapıyor arkadaşlar? Nişastayı ee, parçalıyor. Bakın ağızda şu şekilde tükürük yardımıyla amilaz enzimi sayesinde maltoz ve dekstrine parçalandı. Dekstrin hani disakkaritlerden daha uzun, polisakkaritlerden daha kısa olan bir glikoz zinciridir. Dekstrine kadar parçalıyor. Şimdi daha sonra nereye gitti? İnce bağırsağa gitti. İnce bağırsağa dökülen pankreasta bulunan pankreas enzimi sayesinde, amilaz enzimi sayesinde yine parçalanıyor. Sonra ince bağırsak duvarından salgılanan enzimler vardır. Bu enzimlerle arkadaşlar ne oluyor? Deksinaz enzimi yine deksirini glikoza kadar parçalıyor. Maltaz enzimi maltozu, laktaz enzimi laktozu, sükraz enzimi de sükrozu parçalayarak tamamen glikoz, fruktoz ve galaktoz molekülleri oluşturuluyor ve karbonhidratların sindirimi bu şekilde bitmiş oluyor. Gelelim proteinlerin sindirimine. Proteinlerin sindirimi tabii ki biraz daha uzun sürebiliyor. Midede başlıyor, ince bağırsakta sonlanıyor. Direkt şekil üzerinden anlatayım. Burada yazdıklarım üzerinden. Şimdi mideye baktığımız zaman mide bezlerini üretecek gastrin. Bu gastrin gidiyor mideyi uyarıyor. Mide uyardıktan sonra midenin şef hücrelerinden pepsinojen, paleo neydi ya? O bir tane hücreler daha vardı ismini. Paleotik hücreler miydi? <laughs> unuttum hücrenin adını unuttum. Neyse o hücrelerden de ne üret? Perinatal hücreler evet. Perinatal hücrelerden de hidroklorik asit üretiliyor. Daha sonra bunlar arkadaşlar birleşerek pepsinojeni ne yapıyor? Pepsin haline getiriyor. Bu pepsin proteini ee, parçalar ve polipeptitler haline getirir. Yani midede de amino üretimi yoktur. Sadece polipeptit, küçük polipeptitler ayırıyor. Bir de bizim süt içtiğimiz zamanlarda ortaya çıkan bir enzim vardır arkadaşlar. Renin yani la enzimi. Renin enzimi sütte bulunan kazein proteinini açığa çıkarıyor. Daha sonra bu kazein proteini de yine pepsin sayesinde polipeptitlerine ayrışıyor. Şimdi midedeki olay bitiyor. Daha sonra geliyoruz nereye? Duodonum yani 12 parmak bağırsağına. Arkadaşlar hem ince bağırsaktan hem de pankreastan gelen enzimler ne yapacaklar? Bunu ee, proteinlerin sindirimini tamamlayacaklar. Nasıl yapacaklar? Bakın pankreastan gelen tripsinojen enzimi inaktif geliyor. Bunun aktif hale gelmesi lazım. İnce bağırsaktan da enterokinaz salgılanır. Bu enzim tripsinojeni aktif hale getirerek tripsine dönüştürür. Daha sonra yine pankreastan gelen kimotripsinojeni de tripsin kimotripsine dönüştürür. Yani aktif hale getirir. Sonra polipeptitlere etki etmeye başlarlar. Polipeptitleri tripsin ve kimotripsin peptitlere dönüştürürler. Yani daha küçük peptitlere dönüştürüyorlar. Sonra bu peptitler aminopeptidaz ve karboksipeptidaz dediğimiz yine pankreastan gelen enzimler sayesinde dipeptit ve tripeptitlerine ayrılır. Bu dipeptit ve tripeptitler de ince bağırsak tarafından üretilen dipeptidaz, tripeptidaz enzimleriyle amino asitlerine kadar parçalanıyor. Bakın burada çok fazla enzim çeşidi görüyorsunuz. Nasıl ayırt edeceğiz? Eğer ki bir enzimin sonu sinle bitiyorsa sin o protein sindiriyordur. Bir enzimin içinde peptit geçiyorsa arkadaşlar protein sindiriyordur unutmayın tamam mı proteinle ilgilidir. Bakın mesela zaten renin enzimi aklınızda kalır. Sütteki proteini açığa çıkarıyor. Diğerlerini de bu şekilde tutun aklınızda. Pepsin, kimotripsin, tripsin. Bu şekilde duyduğunuz zaman ne diyeceğiz? Protein sindiriyor peptidas, aminopeptidas, karboksipeptidas, dipeptidas, tripeptidas. Bunlar ne yapıyor? Peptit zaten proteinlerde bulunan bir bağ da değil mi? Peptit bağı. Dolayısıyla ne yapıyor? Proteini sindiriyor. Buradan aklınızda tutabilirsiniz. Protein sindirimi de bu şekilde. Bu arada hangisi ince bağırsaktan gelir, hangisi pankreastan gelir? O şekilde bir şifre de koymuşum. Bakın. Şöyle yeşil yıldızladıkları pankreastan gelenler. Şöyle pembe yuvarlak yaptıklarım da arkadaşlar ince bağırsağın salgıladığı enzimlerdir. Gelelim yağların sindirimine. Yağların sindirimi de yine ince bağırsakta başlıyor. ince bağırsakta bitiyor arkadaşlar. Başka hiçbir yerde yağların kimyasal sindirimi yoktur. Şimdi karaciğer ne yaptı? Karaciğer safra sıvısını üretti. Bu safra sıvısını koledok kanalıyla vater kabarcığına gönderdi. Pankreas ne yaptı? Pankreas da lipaz üretti. Bu lipazı da virsum kanalıyla nereye gönderdi? Vater kabarcığına gönderdi. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar safra sıvısı geldiği zaman büyük yağ damlacıkları safra sayesinde mekanik sindirime uğrar ve küçük yağ damlacıklarına dönüşür. Daha sonra bu küçük yağ damlacıkları da lipaz enzimi yardımıyla yağ asidi ve gliserole dönüşür. Bu arada burada 3 yağ asidi yazmam gerekiyordu yazmamışım. 3 tane yağ asidi bir molekülde gliserole dönüşerek parçalanma işlemi tamamlanır yağların enzimini ezberlemek kolaydır. Sadece lipaz enzimini bileceksiniz. Bir de safra sıvısını bileceksiniz. Safranın içinde enzim yok. Bunu da bileceksiniz. Evet böylece besinlerin kimyasal sindirimini de anlatmış olduk. Yine buradaki şekilde de kısaca anlatmışız arkadaşlar. Yine bu şekilde incelerseniz hem protein sindirimi hem karbonhidrat sindirimini yine görebilirsiniz. Ben anlatıp hani tekrar aynı şeyleri anlatıp uzatmak istemiyorum. Şimdi gelelim besinlerin emilimi diyeceğiz. Daha sonra da sindirim sisteminin evrimsel adaptasyonlarından bahsedip sindirim sistemini bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi besinlerin emilimi iki yolla dönüş gerçekleşecek arkadaşlar. Tabii ki ince bağırsaktan gerçekleşecek. Onu anlatmadan önce şundan bahsetmek istiyorum. Emilim dediğimiz olay aslında ağızda da midede de gerçekleşiyor ama daha çok gerçekleştiği yer tabii ki ince bağırsaktır. Çünkü ince bağırsakta tamamen monomerlerine kadar ayrılıyor. Mesela ağızda gerçekleşenler işte morfin, steroid hormonlar, dil dilaltı hapları, nikotin. Bunlar ağız mukozasından emiliyor arkadaşlar. Yine midede de alkol, sodyum, klor, brom, iyot gibi mineraller emilebiliyor ama ince bağırsakta besinlerin emilimi gerçekleşiyor. O yüzden ince bağırsaktaki emilim bizim için önemlidir. Emilim difüzyon ve aktif taşıma ile gerçekleşir arkadaşlar. Yine biz monosakkaritleri emilim hızına göre sıralarsak galaktoz daha hızlı. Sonra glikoz en yavaş ise fruktoz emilir. Bunu da söylemiş olalım. Yağ molekülleri emilirken de Bunlar lipoprotein bir kılıfla sarılıyor arkadaşlar etrafı şilomikrona dönüştürülüyor ve bu şekilde taşınıyor. Çünkü yağ molekülleri taşınırken damarların etrafında birikip onları tıkayabilir. Çünkü yani yağ molekül sonuçta yapışkan bir şey ee, bizler de görüyoruz. İyi, bu yapışkanlar gidip de hani eğer damarların etrafına yapışırsa bu sefer damarlarda tıkanmaya sebep olabilir. O yüzden de hem farklı bir yolla emiliyorlar hem de şilomikrona dönüştürülerek emiliyorlar. Şimdi bu iki yolu hemen size anlatalım. İlk önce monosakkaritler, amino asitler, mineraller, su ve suda eriyen vitaminler hangi yolla emilir bundan bahsedelim. Arkadaşlar ince bağırsağın epitel hücreleri tarafından alınıyor. Daha sonra Villuslardaki kan kılcallarına geçiyor. Şimdi içerisinde ne vardı? Villuslar, mikrovilluslar vardı. Villuslardaki kan kılcallarına giriyorlar. Yani bu moleküller neyle emiliyor? Kan kılcallarıyla emiliyor. Kan kılcallarından geçtikten sonra bizim sindirim kanalımızın karaciğere bağlandığı bir damar var. Bu damar arkadaşlar kapı toplar damarıdır. Bakın şu bizim karaciğerimiz. Dur olmadı şurası bir dakika. Tekrardan çizelim. Şu bizim karaciğerimiz. Şurası da sindirim kanalı. Arkadaşlar sindirim kanalından karaciğere bağlanan damara biz ne diyoruz? Kapı toplar damarı diyoruz. Kapı toplar damarı dolaşım sisteminde daha iyi anlayacaksınız. Karaciğere iki tane daha damar bağlanır. Biri karaciğer atar damarıdır. Biri de karaciğer üstü toplar damarıdır veya karaciğer toplar damarı diyebiliriz. Şimdi sindirim kanalından gelen şurası sindirim kanalı e, amino asit, glikoz, işte su, su eriyen vitaminler ne yapıyor? Buradaki kapı toplar damarından giriş yapıyorlar. Karaciğere gidecekler çünkü. Karaciğer bunlar için karar verecek. Bu kapı toplar damarına biz hepatik portal vende hani karşınıza çıkabilir. Dediğim gibi böyle çok işte latince isimler olan soruları çözmeyin. Hani sistemler kısmında ÖSYM çok böyle sorular sormuyor arkadaşlar. Sadece beynin kısımlarında hani öyle medulla oblongata gibi hani öyle o tür kelimeler kullanıyor ama bu konularda çok kullanmıyor. Sadece genel olarak bilmeniz yeterlidir. Buradan karaciğere girdi. Şimdi karaciğere girdi. Bakın şurada. Karaciğerde uyarılan hormonlara göre mesela insülin, glukagon hormonlarının uyarısına göre ya depo ediyor ya da kana veriyor arkadaşlar. Karaciğer ne yapacağına karar verip nereye veriyor? Karaciğer üstü toplar damarına veya direkt karaciğer toplar damarı da diyebilirsiniz. Karaciğer toplar damarına verir. Buradan alt ana toplar damara bağlanır. Oradan da kalbin sağ kulakçığına gider. Şimdi buraya kadar hepsinin eminimini gösterdik. Kalbe kadar gösteriyoruz. Gelelim yağ asitleri, gliserol ve adek vitaminlerine. Bunlar da yağlarla ilgili olanlardır. İnce bağırsak epitel hücrelerine geliyorlar bunlar. Burada şilomikrona dönüşüyor. Şilomikron etrafı lipoprotein bir kılıfla çevriliyor. Şilomikron diyoruz biz bunlara. Buna dönüştürülüyor. Sonra villuslardaki lenf kılcallarına girer. Bakın bu moleküller kan kılcalları ile emilirken yağlarla ilgili olan moleküller lenf kılcalları ile emiliyor. Sonra buradan kilus sporlarına geçer. Bu lenf sisteminin bir e, elemanıdır. Sonra peke sarnıcına girer. Sonra göğüs kanalına gider. Göğüs kanalından da arkadaşlar vücudumuzun bu arada sol tarafıyla taşınır bu. Sol köprücük altı toplar damarından kana karışır. Kana karışır. Bakın şimdiye kadar taşındığı yer lenf sistemiydi. Bundan sonra ne yaptı? Kana karıştı. Sol köprücük altı toplar damarından. Oradan üst ana toplar damara gidiyor. Kalbin üst tarafında olduğu için üst ana toplar damarla bağlanıyor. Sonra da kalbin sağ kulakçığına gidiyor. Bakın yağ molekülleriyle geriye emilen işte glikoz, monosakkarit, amino asitler bunların ilk karşılaştığı yer neresidir? Kalbin sağ kulakçıdır arkadaşlar. Yani kan kılcağlarıyla taşınan maddelerin Lenf kılcallarıyla taşınan maddelerle karşılaştığı ilk yer neresiymiş? Kalbin sağ kulakçıymış tamam mı? Onu da aklınızda tutun. Bu arada bu anlattığım yolları dolaşım sistemini dinledikten sonra daha iyi aklınızda tutacaksınız. Şimdi hani kafanızda böyle bir oturmayabilir ama dolaşım sistemini anlatınca daha iyi aklınızda tutacaksınız. Evet burada da göstermişiz bakın. Şinomikrona dönüşme olayını gösterdik. Bakın seritler parçalanıyor. Yağ asitleri Yine monogliselitlere dönüştürülüyor. Bunlar arkadaşlar tekrardan epitel hücrelerinde işte trigliseritlere dönüştürülüyor. Fosfolipitler, kolesterol ve proteinler katılıyor etrafına. İşte lipoprotein bir kılıf dedik ya, şilomikrona dönüştürülüyor. Daha sonra nereye veriliyor? Ee, buradan lenf kılcallarına veriliyor arkadaşlar. Böyle bir taşınma olayı vardır şilomikronların. Böylece sindirim sisteminin genel olarak taşınmasını, emilimini bunları göstermiş olduk. Şimdi geliyoruz omurgalılarda sindirim sisteminin evrimsel adaptasyonlarından bahsetmeye. Arkadaşlar ilk önce diş adaptasyonlarından bahsetmek istiyorum. Mesela köpek, kedi gibi işte etçil beslenen canlılarda e, bunlar daha çok böyle avı öldürdükleri için arkadaşlar öldürmeye yarayan dişleri daha gelişmiştir. Mesela işte sivri uçlu kesici dişleri vardır. Köpek dişleri vardır. Mesela şurada göstermişiz bakın. Bunlar daha böyle sivri uçludur. Geriye kalanları ise arkadaşlar geriye kalan dişler ise daha böyle ezme işlevi görürler. Otçulara baktığımızda otçuların arkadaşlar bunların sert böyle bitkileri öğütmeye yarayan işte geniş yüzeyli ön azıları ve arka azıları vardır. Kesici ve köpek dişleri genelde böyle bitkileri ısırıp koparmak için gelişmiştir. Hani böyle çok sivri değildir bunlarınki. Hepçil yani omnivor. Yani bizlerinkine baktığımız zaman, insanlarda baktığımız zaman hem et yemeye uygun, hem de ot yemeye uygun e, olmuştur arkadaşlar. Zaten 32 tane diş bulunduğunu biliyoruz. Önden geriye doğru böyle ısırmak için önde 4 tane kesici dişimiz vardır. Daha sonra iki çift arkadaş pardon bir çift sağ tarafta bir çift sol tarafta e, sivri köpek dişleri vardır. Öğütmek için de arkada dört çift ne vardır? Azı ve işte ezmek için de alt azı dişleri bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde de bizim dişlerimiz adaptasyonunu göstermiştir diyebiliriz. Midi ve bağırsak adaptasyonlarına baktığımız zaman bunların işte mesela bizlerin veya işte diğer canlılara baktığımızda genişleyebilme özelliğine sahip olan büyük mideler vardır arkadaşlar. Özellikle etçil olanlarda bu büyük mideler vardır aslan gibi. Çünkü bunlar hani tek seferde mesela bir geyiği yiyebiliyorlar. E bunu yiyip depolayabilmesi için de oldukça geniş bir mideye sahip olması lazım. Büyüyebilen bir mideye sahiplerdir. Mesela her biber olan canlılarda yani otla beslenen canlılarda İnce bağırsak ve kalın bağırsak daha uzundur. Yani bunların sindirim kanalları mide haricinde geriye kalan kısım, bağırsak kısımları daha uzundur arkadaşlar. Mesela karnivorlarda ince bağırsak daha uzunken omnivorlarda pardon, herbivorlarda yani otoburlarda ince bağırsak biraz daha kısa, çekum kısmı uzundur. Bakın çekum bu fermantasyon olayının gerçekleştiği yerdir dedik, değil mi? Hani şu selülozun sindirildiği yerdir dedik karnivor olanlarda, etobur olanlarda çekum küçükken her olanlarda yani otobur olanlarda bu çekum daha uzundur, daha büyüktür. Çünkü burada bakteriler yerleşmiştir ve sellozu sindiren bakterilerdir bunlar. Oldukça da arkadaşlar sellozu sindirerek tabii ki canlıya fayda sağlıyorlar. Mesela sellozu sindirmek için yine bunların gerçekleştirdiği bir adaptasyon daha var. Geviş getirme. Ee, ne yapıyor? İşte besini alıyor çiğniyor çiğniyor gönderiyor. İşte midede bir kısmı midenin bunları dört bölmelidir. Birazdan göstereceğim size. Ee, bu dört bölmeden birinde işte diyelim ki bir kısmı sindirildikten sonra tekrar ağza geri gönderiliyor. Bu tekrardan çiğniyor yine tekrar mideye gönderiyor. Biz buna sürekli ağızları hareket ettiği için geviş getirme olayı diyoruz. Bu talistik adaptasyondur zaten bu da az önce de bahsettik. Bakın burada arkadaşlar Midesi dört bölmelidir dedik. Ne vardı? Mesela rumen dediğimiz işkembe bölümü var. Mesela e, işkembe arkadaşlar bu yeşil otlar işkembeye gidiyor. Daha sonra börkenek dediğimiz bir bölge var. Bakın şurası börkenek dediğimiz bölge. Daha sonra hemen altta gösterelim. Şırdan dediğimiz hani şu şırdan yapıyorlar ya. Yemek olarak da yapıyorlar ya bakın şu kısım şırdan dediğimiz bölgedir. Yine kırk bayır dediğimizde hemen içte daha da içte olan bölgedir arkadaşlar. Ee, bu şekilde de bir mide bağırsak adaptasyonu bunlar da bulunuyor. Evet iştah ve besin tüketiminden de bahsedeyim. Burada bir hormondan bahsedeceğim size. Leptin hormonu. O yüzden buraya aldım aslında. Arkadaşlar leptin hormonu dediğimiz hormon bizlerde iştahı baskılayan hormondur. Eğer bu hormon, bu hormon bu arada yağ doku tarafından üretiliyor vücudumuzdaki. Bu hormon üretilmezse, vücuttaki yağ miktarı azalırsa ne olacak? Leptin düzeyi azalacak, dolayısıyla iştahın artmasına yol açacak. Bizler vücudumuzdaki yağ oranını belirli bir değerde tutarsak ve sürekli hareket ederek, işte dengeli beslenerek bu leptin hormonunun üretilmesini sağlarsak arkadaşlar bu sefer iştahımızı baskılamış oluruz. Sürekli yemek yeme isteğinden kurtulmuş oluruz. Bu leptinin üretilebilmesi için e, kişinin dengeli beslenmesi gerekiyor ve spor yapması gerekiyor. Yani hareket halinde olan bir kişiyle sürekli oturan bir kişide üretilen leptin hormonu aynı değil. Hareket halinde olan kişi de daha yüksek üretilir arkadaşlar leptin hormonu. Sırf leptinden bahsetmek için buraya aldım. Leptin hormonu oldukça önemlidir. Özellikle diyetlerde falan bu leptin hormonunun miktarı artırılmaya çalışılıyor. Evet böylece sindirim sistemini bitirmiş olduk. Sonraki videoda nereye geçiyoruz? Tabii ki dolaşım sistemine. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.